Kimyasal gebelik veya biyokimyasal gebelik. Çok sık duyduğumuz bir şey ve son zamanlarda daha da sık duyuyoruz. Neden? Çünkü beta HCG adını verdiğimiz kanda gebelik ölçümü o kadar kolay ki artık yapılması, fiyatları da ucuzladı, sonuçların gelmesi de artık hızlı bir şekilde oluyor. Anne aday adayları hemen koşturuyorlar kliniklere, beta HCG testi yaptırıyorlar. Henüz daha adet gecikmesi olmadan bile ellerine sonuç geliyor. Ve bu sonuçta da eğer büyüktür 5 ise, 10 ise o tür durumlarda gebelik başladı deniyor hemen. Halbuki belli bir süre sonunda bu kadar erken döneminde yapılınca gebeliği bir kere ultrasonda görmek mümkün değil. Belli bir süre sonunda tekrar beta HCG yapılıyor ki acaba o artış, o klasik 2 günde bir %60 ile %100, %150 arasındaki artış gerçekleşmiş mi diye ikinci bir test yapıldığı zaman %50 kişide, %50 hatta %60 kişide sonuç azalmış çıkıyor. Diyelim ki ilk sonuç 40 çıktı. Sonra 2 gün sonra, 3 gün sonra, 4 gün sonra yapıldı. Bir bakıyor 20'ye düşmüş. Ondan sonra da deniyor ki işte düşük yaptım. Bu bir düşük mü? Tabii ki değil. Bu bir düşük değil. Düşüğün tanımı hala ve hala daha şu. Düşük diyebilmek için klinik bulgular olması lazım. Yani adet gecikecek, ultrasonda gebelik kesesi görülecek veya ultrasonda gebelik kesesi görülmese bile o rahim içinde kalınlaşma görülecek. Ondan sonra işte belli bir süre sonunda kanama olacak, bebek gelişmeyecek veya işte belli bir süre sonunda gelişmesi duracak. Düşük bu. Kimyasal gebelik adını verdiğimiz, yani kanda kimyasal yöntemlerle, biyokimyasal yöntemlerle saptanan gebelik devam etmediği zaman, erken aşamada da henüz ultrasona yansımadan gebelik bittiği zaman bu düşük kategorisine girmez. Öyle olsaydı eğer, baştan söylediğim şeyi tekrar ediyorum, %50, %60 kişide ikinci test daha düşük çıkıyor. O zaman düşük oranın %50 ila %60 olması gerekirdi. Tabii ki öyle bir şey yok. Peki neden oluyor bu? Çünkü vücut rahim içine yerleşmiş olan gebeliği kromozomlar birleştikten sonra 23 kromozom anne adayından 23 kromozom baba adayından gelip de birleştiği zaman rahim içine yerleşir yerleşmez beta HCG salgılanmaya başlanıyor. Ama vücut hemen ilk testlerini de o zaman yeni oluşmuş embriyoya diyelim. Embriyo öncesi dönem hatta çok ufak çünkü. Hemen ilk testlerini yapmaya başlıyor. Sağlıklı mı sağlıksız mı? Sağlıklı mı sağlıksız mı? Bir bakıyor ki bu gebelik sağlıklı ilerlemeye uygun değilse bu anne adayından veya baba adayından kaynaklanmak zorunda değil. Vücudun burada mükemmelliyetçi tutumu söz konusu. O mükemmelliyetçilik yüzünden de henüz daha anne adayı farkına varmadan, tırnak içinde farkına varmadan diyorum ama eskiden farkına varmıyorlardı ama artık farkına varıyorlar. O gebeliği devam ettirmiyor. Buna kimyasal gebelik adı veriliyor. Kimyasal gebelik bir düşük değildir. Düşük kategorisine girmez ve oldukça sık rastlanan bir durumdur.